ilgili biz rüyaları görürken bir takım fenomenler var. İşte göz küresi hareket ediyor, kaslar da gevşiyor. Bu son 20 yıl içinde keşfedilen bir hastalığımız var. Bizim için çok önemli, hastalar için de çok önemli. Bir grup hasta, biz neden rüyalarımızı işte ne görürsek görelim harekete dönüştürmüyoruz hiçbir zaman. Bir şeyler görüyoruz, çok berrak bile olsa yatağın içinde kalıyor, yatağın dışına taşmıyor. Ama bir çekirdek var bizim kaslarımızı gevşeten. O çekirdeğin hastalanması sonucunda görüyoruz ki hastalar rüyalarını harekete dönüştürebiliyorlar. Ve ne yaşıyorlarsa onu hayata geçiriyorlar. Yani bu bazen eşine saldırmak oluyor. Bazen koşa koşa evden çıkmak oluyor. Yataktan düşme. Kendine zarar verebiliyor, etrafına zarar verebiliyor. Bu hastalığın önemi ne? Bu rüyalardan biraz farklı çünkü yaşanan bir rüya. Rüyaları da önemsemek lazım hastalıklar açısından ama bu derece yaşanıyorsa daha bir önemsemek lazım. Çünkü bir özelliği de %40-50 ihtimalle bu olay başladıktan sonraki 10 ila 15 sene içinde Parkinson veya benzeri bir hastalığın ortaya çıkması. Parkinson'lu hastalara baktığımız zaman bu rüyaları yaşama olayını 3 hastadan neredeyse ikisinde görüyoruz. Ve Parkinson hastalığını tarif etmek gerekirse giderek kasların kasıldığı, hareketin zorlaştığı, yürümenin zorlaştığı, ellerin titrediği, yaşlı bir aşamada da yatağa bağımlı kalan hastalar. Ve şöyle bir olay gerçekleşiyor bu hastaları izlediğimiz zaman. O hareketsiz, kıpırdayamayan, yürüyemeyen, tuvalete gidemeyen hasta birdenbire yatağından fırlıyor. Ve hasta değilmişçesine ama rüya döneminde işte sağa sola vurmaya başlıyor. Dolayısıyla bize rüyaları incelemek bir şey daha gösteriyor ki ek bir yol var rüya döneminde bizim hareketlerimizi sağlayacak. Dolayısıyla bu yol bulunursa belki de bu Parkinson hastalığının tedavisine de katkıda bulunacak bir yol.